2020'nin ilk aylarında kullanıma sunulan Clubhouse, sadece sesle ve canlı olarak iletişim kurabileceğiniz bir platform. Ayrıca dünya çapında 2 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Ve Türkiye'de her geçen gün daha fazla konuşuluyor. Pandemi sürecinde sosyal medya en temel ihtiyacımız olan iletişimi karşılama imkanı sundu. Evlerimize kapanıp Twitter'a ve Facebook'a sarıldık. Ancak kirli bilgiler, yalan haberler her zamankinden çok dikkatimizi dağıttı. İşte böyle bir ortamda, tam da her şeyden sıkılmışken Clubhouse adında bir uygulama ortaya çıktı. Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulama, öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Popülerliği günden güne artan uygulamanın Android cihazlar içinde geliştirilmekte olduğu belirtiliyor. Popülerliği günden güne artan uygulama 21 Ocak 2021'de 1 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. Clubhouse'a yazı veya görsel paylaşımlarının aksine tamamen sesli iletişime dayanan bir platform. Kimisi yeni nesil radyoya benzetiyor, kimisi telsizlere. Ancak ortada bir gerçek var ki Clubhouse büyümeye devam ediyor. Hatta artık Instagram ve benzeri canlı yayın platformlarına ciddi şekilde alternatif olup olmayacağını tartışıyoruz. Şimdilik sadece iOS kullanıcılarının davetiyle girebildiği bir uygulama olan Clubhouse'a giriş yapmak isteyenler için önemli detayları derledik. Clubhouse'a kayıt olmadan önce bilmeniz gereken detaylar. Profil oluştururken ideal açıklama metin uzunluğu 2 satır olmalı. İlgi alanlarınızı doğru seçmelisiniz. Davetiye haklarınızı doğru kişilerde kullanmanız gerekiyor. Hangi türde sohbet odası oluşturacağınıza önceden karar verin. Bir sohbet etkinliği planlanabilir, planlanan etkinlikleri takvime ekleyebilirsiniz. Henüz Türkiye'de pek keşfedilmeyen kulüp sistemi uygulamanın en büyük artılarından. Engellediğiniz kişilerin bulundukları odaları görmez, katılamazsınız. Karşı taraf içinde geçerli. Clubhouse'a bir bağış sistemi de gelecek. Twitter ve Instagram hesaplarınızı profilinize ekleyebilirsiniz. Eğer daha detaylı incelemek isteyenler olursa Web Tekno sayfasını inceleyebilirsiniz. Linki açıklama kısmına bırakacağım. Peki sizler bu platform hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.